Her kadın makyaj yapmayı, makyaj malzemeleri almayı sever. Ama modern hayatta zaman kısıtlı. En iyi makyaj en kısa sürede yapılmalı. Ünlü makyaj uzmanı Georgie, stüdyosunun kapılarını Magazin 8'e açtı. Makyaja dair daha önce hiçbir yerde duymadığınız sırlarını ve püf noktalarını anlattı. Güzeldir. Bunu unutmayın. Yeter ki işi bilin. Ünlü makyaj uzmanı Georgie'den Magazin 8 izleyenlerine özel makyaj dersi. Kulak memesinin hizasından geliyorsunuz. Daha önce hiç duymadığınız püf noktaları. Ruj ağzı açık kullanılmaz haberiniz olsun. Makyajı bambaşka hale getiren ufak dokunuşlar. Sihirli dokunuşumuz için. İyi makyajın sırlarını George anlattı. Başta ne yapacağız? Ne kullanacağız? Kıyafetimize göre mi yapacağız? Yoksa spor giyiniyoruz ona göre mi yapacağız? Eğer spor giyiniyorsak, böyleysek fazla renklerle oynamayacağız. George makyaj dersine en temel hatayı düzelterek başlıyor. Genelde hanımlar makyaja fondötenle başlar. Ama aslında ilk aşama aydınlatıcı olmalı. Göz altını hafifçe bir aydınlatalım. Aydınlatıcı bir malzeme kullanıyorum, örtücü değil. Dıştan içe doğru çekiyoruz. Gel yukarı bak. Bir diğer püf noktası. Yüzünüze uyguladığınız hiçbir likit ürünü elinizi kullanarak sürmeyin. Mümkün mertebe fondöteninizi parmaktan kullanmayın. Yani elinizi kullanmayın. Sünger veya kavuşuk parçasından kullanın. Sıra geldi fondöten sürmeye. Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Cilt tipiyle rengine uygun bir malzeme seçmek ve nemli süngerle uygulama yapmak. Cildin cildi suyuna göre gideceğiz. Çok önemli. Diyelim ki cilt kuru. Şimdi bu malzeme parafinli. Balmum, öyle diyeyim anlayacaklar. Bu vaksı malzemeyle krem malzemeyi karıştırsak kadın cam gibi görünür. O yüzden biraz bundan, biraz da bundan yapacaksın, karıştıracaksın nemli süngerle. Bak benim kullandığım gibi böyle. Eli yakalamayacak kadın. Yani bu işi yapanlar biraz da buna dikkat etsinler. Peki cildinize uygun fondöteni nasıl seçeceksiniz? Aynı renkte gidiyoruz. Boyundan kopmayacak. Dönmeyelim şöyle biraz kafanı kaldır. Bu yüzden kopmayacak. Tamam mı? Sıcak yaz günlerinde makyajın yağ gibi yüzünüzden akmaması için aydınlatıcı ve fondötenin sabitlenmesi gerek. Tabii ki transparan pudra kullanıyor Georgie. Al. Transparan pudranın sigara dumanı gibi olmalı. İp incecik olacak. Toz un gibi olacak. Undan daha ince olacak. Böyle elinizle bunu yapın. Sonra gelin. Başlayın buradan. Yürümeye. Azıcık bir rimel tüm baz makyajı ortaya çıkardı. Şimdi rimeli odak noktası olarak alıp makyajı tamamlayalım. Georgie'den bir ipucu daha geliyor. Farınızın kalıcı olmasını istiyorsanız fırçanızı ıslatın. Biraz kahverengi, biraz şeftali tonu. Aç gözünü. Tüm likit ürünler gibi farda fırçayla sürülüyor. Ama bu kez parmaklar da kullanılıyor. Parmağımızdan tersten çevirelim. Hafif koyulaştıralım. Buğulu gözler için ilk aşama keskin hatları ortadan kaldırmak. Birazcık sıcaklık veriyorum. O kahverengiyle karıştırdım ya aldığını. Farlı ben far diye kullanabiliyorum. Yani illa ki fardan alıp da yapacağım diye öyle bir şeyiniz olmasın. Şimdi gözün alt kısmına geçiyoruz. Georgie buğulu gözlere sahip olmanın püf noktalarını anlatıyor. İlk olarak köşeli bir süngerin kenarına en koyu siyah renkte far sürüyoruz. Siyah farı kirpik diplerine uyguladıktan sonra buğulandırıyor Georgie. Yukarı iterken yine elimizdeki bu süngerle biraz daha, çünkü kızlar çok seviyor siyahı. Biliyorsunuz hepiniz, bayanlar bilir. Eyeliner olmadan buğulu göz olmaz. Gerekirse takma kirpik de kullanabiliriz. Beyaz kalem hanımların makyaj çantasının olmazsa olmazı. Hocam o kaş altına sürdüğünüz şey ne işe yarıyor? Beyaz kalem bak kaş yukarı kalktı. Kaşı yukarıya kaldırmanın bir püf noktasını evet, mı verdiniz beyaz şu an? Beyaz kalemle. Uzun ve gür kirpikleriniz varsa bolca rimel işinizi görecektir ama takma kirpiğin havası da bir başka oluyor. Buğulu gözler bitti. Biraz da yüzü renklendirelim. Biraz hava verelim. Bakalım ne oluyor. Şu vaziyette evvela bir bakın kulaktan, kulak memesinin hizasından geliyorsunuz. Aynı şekilde. Buradan. Sıra geldi ruja. Öne çıkmamalı. Çünkü göz önünde olmalı. Gözü biz ağırlaştırdık. Gece makyajı için ağır bir çalışma yaptık.
Ruj ağzı açık kullanılma tepeniz olsun, daha çok büyük görünür. O yüzden mümkün mertebe kapalı kullanın. Ve sonuç. Gece makyaj olarak istediğimiz yerde kullanıp taşıyabiliriz.